Selam arkadaşlar şimdi bu videoda bir şifre kırma işlemi nasıl yapılır? Brute forcela bir şifre kırma işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle bunu kötü amaçlarla kullanmamanızı rica ediyorum. Yani bir bugün gittiğinizde bir savunma sanatları hocası size bir dövüş tekniği öğretebilir ama bunu tabii birisine saldırmak amaçlı kullanmanız için öğretmez. O yüzden bu işlemlerin nasıl yapılabildiğini çok basit bir şekilde göstereceğim. Zaten gösterdiğim şeyle çok inanılmaz işler yapamazsınız zaten. Ama bu işlemlerin arka planına ne döndüğü, ortalama ne gibi bir işlem yapıldı, temel olarak nasıl yapıldığını anlatacağım. Yani şifre kırma işlemini nasıl yapıyorlar? Şimdi şifre kırma işlemi iki şekilde yapılabilir. E, brute force'la. Bir şifre üreterek. iki metin belgesinden okutarak. iki tane ihtimal var. Biz şu anda bu videoda şifre üreterek kırmayı deneyeceğiz. Şifre üreterek bir şifreyi kırdıracağız. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Diğer videoda da yine video çekeceğim. İkinci bir videoda da. Bu sefer de metin belgesinden okutarak şifre kırma işlemi yapacağım. Şu anda şifre üreterek kırdıracağız. Şimdi öncelikle bir tane geliyorsunuz şuraya. Parola ya işte ne bileyim sayılar diye bir tane şey açıyorsunuz. Şöyle bir değişken açtınız. Bunun içine... Bütün sayıları girdiniz. Şeyleri. Rakamlar diyeyim. Yani sayı değil bunlar. Sayı ama rakam. Özel bir ismi var. Rakamlar. Şimdi rakamlar dedim. Sıfırdan dokuza kadar çektim. Değil mi? Şimdi biz eğer ki sadece rakamlardan oluşan bir şifreyi kırmaya çalışıyorsak bunu kullanabilirsin Nereden? Çünkü ben şu anda herhangi bir şekilde şöyle bir şeyle uğraşmayacağım. Yani benim şifrem işte abc2525. Bunu kırmaya çalışmayacağım. Sadece rakamlarda oluşan bir şifrenin ne kadar kolay kırılabileceğini göstereceğim. Olay bu. Şimdi. Buraya geliyorsunuz. Bir adet de şifre belirliyorsunuz. Diyelim ki ben 4 taneli bir şifre koydum. Rakamlardan oluşan. İnanılmaz derecede hızlı bir şekilde kırılabilir. İnanılmaz derecede. Yani normal bir bilgisayarda bile çok rahat kırarsınız. Mesela 5416 dedim değil mi şifremi? 4 taneli bir şifre koydum. İstediğim bir şeye. Bunu teker teker deneterek kırabilirim. Şimdi elimle denersem 1 yaz 2 yazacağım 3 00 01 00 02 00 03 böyle gidecek. 54.016'ya kadar denettireceğim 54.016'da bulacak gibi bir mantığı var aslında. Ama bizim çok daha kolay bir yolumuz var. For basamak 1 in rakamlar diyorum. For basamak 2 in rakamlar for basamak 3 in rakamlar ve for basamak 4 in rakamlar diye 4 adet for döngüsü açıyorum. Tamam mı? Buraya da bir adet değer atıyorum. Deneme diye bir değer attım. Neden? Çünkü bu deneyeceğim şifrenin ee değeri aslında. Buraya da geliyorum. Basamak 1 artı basamak 2 artı basamak 3 artı basamak 4. Neden? 4 basamaklı bir şifre olduğunu tahmin ediyorum şu anda. Tahmin yürütüyorum. Ya yani şöyle bir şey olabilir. Bir şifrenizi unuttunuz ama dört basamaklı sayılardan oluşan bir şifre olduğunu biliyorsunuz. O zaman bunu böyle deneyebilirsiniz. Yani bir şifre kırılacaksa o şifre hakkında yani sizin fikir sahibi olmanız çok önemli. Hiç bilmediğiniz bir şifreyi kırarken çok zorlanırsınız. Böyle bir durum var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Print diyelim şuraya ve deneme diyelim. Mesela şöyle bir açalım. Şimdi bu işlemin ne yaptığını biliyorum. Çalıştırıyorum bunu. Bak. Şu anda gördüğünüz gibi şifre üretiyor. Bak 9999'a kadar bütün şeyleri yazdırdı. Sayıları yazdırdı. 4 basamaklı bütün sayıları şu anda ekrana yazdırdı. Değil mi? Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Buraya geleceğim. If diyeceğim. Deneme eşit eşit şifre ise o zaman rin taç parolanız parolanız artı deneme dediniz. Parolanız bu diyecek. Tamam mı? Bu işlemin yapacağı şey bu. Parolanız bu diyecek. Tamam. Daha sonra ne olacak? Bir break çekmeniz lazım şuraya. Ama bir flag at at atmanız gerekebilir. Flag true dediniz. Şuraya gelip bir flag false çekmeniz lazım. Flag false çekmeniz lazım ve daha çünkü diğer 4 for döngüsü var ya de bir anda durdurup sadece bu şifreyi odaklandıracağım. O yüzden böyle bir işlem yapmak zorundayım. If flag eşit eşit true o zaman break diyeceğim buna da. Bu for döngüsünü de kapatacağım. Şöyle altına inerek teker teker bu for döngüsünü de kapat. Bu for döngüsünü de kapat gibisinden bir komut veriyorum. Evet. Bütün for döngülerini kapattırdım şu an. Çalıştırıyorum. Bak şu anda gidiyor 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 gidiyor. Bak 54.16'da durdu. Neden? Para olan benim 54.16. Yukarıda onu belirttim değiştiriyorum buraya. 9012 yapıyorum. Çalıştırdım. Çalışmadı. Çalıştırdım. Bak. Gidiyor 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 bütün hepsini yazdırıyor. Parolanız 9012 olarak benim parolanı buluyor. Yani e, bir e, şeyin e, nasıl söyleyeyim? Bir şifrenin rakamlardan oluşan bir şifrenin ne kadar rahat kırılabileceğini görünüz. altı yani rakam olabilir, 8 rakamı hiç fark etmez. 6 rakam olsa çok rahat kırılır. Hiç zorlamaz. Yani söyleyeyim. Şuraya gelirsiniz bir tane daha for çekersiniz. Max yapacağınız olay budur yani. Bak geleyim mesela şuraya geleyim. Basamak işte for basamak 0 in rakamlar diyeyim. Bir öncesine gideyim şöyle. Tamam mı? Buraya da geldiniz. Basamak sıfır. Böyle geldiniz. Şifreniz de bu. 59.012 diyelim. Bir tane daha şuraya if flag çekeceksiniz. Mesela Şöyle bir şey çekeceksiniz. Çalıştır abi. Bak şu anda deniyor. Bir şekilde bak bir şekilde bu ifade çok zorlanmadan şu anda birinci basamakları geliyor. 2000'ler 27 binlerde 30 binlerde birazdan 56 şeye gelecek. kaç kaçtı 59 bine gelecek. 59 bine geldiğinde tak diye şifre oturacak oraya. Hikaye bu. Bak 59 bin yakaladı. Şimdi ben bunu değişken olarak buradan veriyorum. E sen belki işte bunu gelip buradan değişken olarak veriyorsun zaten program için. program içinde olması önemli değil. Bu dışarıda da olabilir. Bunu, bunu bu şekilde düşünmeyin. Bu dışarıda bir text belgesinden de oku, okuyor olabilir. Veya işte bir şeye yazıyor olabilir. Ben şu an size sadece bu olayın mantığını gösteriyorum. Mantık bu şekilde işliyor. Sizin şifre produce etme olayınız bu şekilde ilerliyor. Bunu üretiyorsunuz Python içinde ve daha sonrasında şuradaki olayı mesela deneme eşittir şifre diye yapmıyorsunuz da işte git atıyorum Twitter'a git dene şifreyi e, Tutuyorsa yap işte try e, except çekiyorsunuz orada Tutuyorsa yap tutmuyorsa çık Tutuyorsa yap tutmuyorsa çık şeklinde Bir döngüye sokuyorsunuz ve tuttuğunda da print parolanız deneme aynı bu şekilde çektiriyorsunuz ve buluyorsunuz ben şu an sizin mantığını göstermek için Böyle yaptım Bu arada yapmayacak mıyım yapacağım Şimdi şöyle bir şey var e, Instagram gibi ne bileyim Twitter gibi bu tarz Mecralar e, siber güvenlik gereği atıyorum siz 3 parola denedikten sonra bir böyle durur yani. De, artık denemeler. Çünkü sen bilmiyorsun bu parolayı belli ki der. 8-10 tane denedin yeter. Size bir e, ultimatum verir. Yani size bu şifreyi böyle deneterek kırdırmaz. Ne verir? Güvenlik kodu. Kepta verir. Bunu çözler falan filan. O işten çık o şekilde çıkamazsınız. O yüzden Instagram şifresi vesaire kırmak çok o kadar da kolay değil. Ee, böyle bir durum var. Ama Bak ben mesela ne kırdıracağım? Bir sonraki videoda text dosyasından veri okutmayı göstereceğim. O şekilde kırdırmayı göstereceğim. Üçüncü videoda şöyle bir şey olacak. Excel dosyasının şifresini kırdıracağım. Neden? Neden Excel dosyasını tercih ediyorum? Çünkü Excel dosyasının şifresi istediğiniz kadar denenebilir ve hiçbir şekilde şeye girmez. Siz artık deneme yapamazsınız demez size. Bir milyon tane şifre denerim. 1 milyon tane sene cevap verir Excel dosyası. İstediğim kadar yazabilirim. Hiçbir şekilde şifre kilitlenmez, şey yapmaz. Öyle gider. Excel dosyasının şifresini kırdırmaya göstereceğim. Nasıl kırabilirsiniz diye. Ama bunlar tabii ki hani siz birisinin dosyasına girin, şeyine girin, kırın diye anlatmıyorum. Neden anlatıyorum? Bu işler böyle yapılıyor bilin. Siber güvenlik derslerinde bunlar gösteriliyor zaten. Bunlar bu şekilde yapılıyor diye. O yüzden ya bu çok basit bir şey yani. Tam 101'in biraz ilerisi diyeyim yani. 101 değil de açtırdım size kod yazdırdım kodu gördünüz. Böyle yazılıyor dediniz. Okey. Olay bu yani. yani 101 de ne anlatır? İşte olay bu der, kodu gösterir size. Ben tam olarak uygulamalı gösterdim. 102 olsun. Yani böyle bir hikaye. Tamam, bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Bir sonraki videoda bir text dosyasından belli şifreleri okutmayı göstereceğim. Onun da ayrı çok ayrı bir mantığı var. kaçırmamanızı öneririm. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi günlerle.